Ergün Diler, Bozkurt Gerçeği. Euro 2024'te Türkiye A milli futbol takımı gizli favorilerden Avusturya'yı, yani Ralf Rangnick'in takımını 2-1 yenerek saf dışı etti. Haliyle bu Türklerin yaşadığı her toprak parçasında büyük sevinç meydana getirdi. Maçın kahramanı olan, attığı iki golle adını tarihe yazdıran Merih Demiral da maçın bitiminden sonra tribünlerdeki Bozkurt. işaretli sevinçlere katıldı aynı işareti yaparak mutluluğunu paylaştı. Ancak daha coşku bitmeden, binlerce Türk stadı terk etmeden, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sahne aldı. Demiral'ın maç sonunda yaptığı bozkurt işaretine tepki gösterdi, Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz. Faeser ayrıca Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatının ülkedeki ülkücü hareket ile ilgili analizinin de linkini paylaştı. Tabii spor bir anda siyasetle iç içe girdi. Kocaman bir kriz çıktı. Türkiye Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Yürgen Schulz'u dışişlerine davet etti. Açıklama istedi. Ardından Almanlar da boş durmadı, onlar da misilleme ile cevap verdi. Berlin Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı. Bozkurt işareti, üzerinden siyasi, bir türbülans baş gösterdi. Karşılıklı tepkiler artarak devam edince Başkan Erdoğan da Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmayı Berlin'de izlemek için tüm planlarını iptal etti. Hem UEFA'nın tavrını protesto etmek hem de Merih'in yanında yer almak için statta olmaya karar verdi. Bir işaret nedeniyle Almanya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Peki gerçek neydi? Perde gerisindeki mesele neden konuşulmuyordu? Olan biteni nasıl anlamalıydık? Açalım. Sinan Ateş suikastı ve davasını anlatmaya çalışırken sık sık 2021'de, ABD'de, de ülkücü hareket terör. Örgütü mü? sorusunun gündeme getirildiğini aktarmıştım. Orada içten içe bir çalışma vardı. Washington bunu, ülkücüler, ABD ve müttefiklerin çıkarları önünde ciddi engel, tanımıyla açıklıyorlardı. Bu duygunun benzeri Fransa'da da vardı. Net ve sertti. ABD'de de ülkücüler için istenen raporlardan önce Paris yönetimi düğmeye basıyordu. 2020'de Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman'in, Ülkede faaliyet gösteren ülkücü hareketin resmen yasaklandığını duyuruyordu. Darman'ın Bakanlar Kurulu toplantısında Türk aşırı milliyetçi grubun bu ülkedeki faaliyetleri tasfiye edilecek diyordu. Toplantı sonrası ise daha ilginçti. Yayınlanan kararnamede ülkücü hareketin kuruluşundan bu yana şiddet olaylarına karıştığı, Türkiye'de birçok kez mahkum edilen Abdullah Çatlı ile bağlantılı olduğu Kürt ve Ermenilere karşı şiddet eylemlerine başvurduğu belirtildi. Kararnamede ayrıca son olarak D-Science bölgesinde bulunan Ermeni soykırım anıtı üzerine sprey boya ile RT, E ve Bozkurtlar yazıldığı hatırlatıldı. Tüm bu eylemler göz önünde bulundurularak grubun yasaklaması kararı alındığı vurgulandı. Dikkat edin, sprey boya, devam, bu karar ışık hızıyla Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin de gündemine girdi. Onlar da ne yapmaları gerektiğini tartışıyorlardı. ABD-Fransa arasındaki hat tüm AB'yi kapsayacak gibiydi. Yeşil sahada yendiğimiz ve evine yolladığımız Avusturya ise aynı dönemde yürürlüğe giren sembol yasası kapsamında IŞİD, El Kaide, PKK, Müslüman Kardeşler, Hamas, Hizbullah, Ustaşa gibi terör örgütü, parti ya da diğer oluşumlara ait aralarında bozkurt işaretinin de bulunduğu 13 sembol ve işareti yasaklıyordu. Merihin yaptığı bozkurt işaretini de değerlendirip karara bağlayacak olan UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu'ydu. Kurulun başkanı da Avusturyalı Thomas Partey'liydi. Kararı onun başkanlık yaptığı komite verecekti. Türk devleti de bunu bildiği için tepkisini en yüksek frekanstan gösteriyor ve Başkan Erdoğan statta yerini alıyordu. ABD'den AB'ye sarkan bu işarete tepki ya da ret aslında Türkiye'nin kapladığı alanda uyguladığı politikayla ilgiliydi. Fransa'nın bozkurtları ülkücüleri yasaklarken satır arasında bu insanlar Kürtlere karşı, PKK'ya, SDG'ye, YPG'ye karşı, doğal olarak bizim desteklediğimiz yapılara karşı biz de onlara karşıyız diyorlardı. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sınırlarımızın aşağısındaki güçleri sıralarken Abdingiltere Fransa'yı sayıyordu. Fransa aynı zamanda Avrupa Birliği'ni temsil ediyordu. Siyasi krize dönüşen, Bozkurt, işareti üzerinden bile okunduğunda defalarca yazdığım gibi Türkiye'nin Avrupa'dan koptuğunu görüyorduk. Orta Doğu'da, Avrasya'da, Orta Asya'da, Afrika'da bambaşka kanalları, mevzileri koruyorduk. Avrupa bir yanda biz bir yandaydık. Kuzey Irak'ta da Suriye'nin kuzeyinde de güneyinde de, Filistin'de de hep ayrı yerlerdeydik. Politikalar çatışınca bunları göreceğimiz sahne kendiliğinden gelirdi. Merih'in yaptığı bozkurt işareti de böyleydi. Avrupa'nın tümünde ırkçı partiler oylarını katlayıp yola devam ederken bir işaretten bu kadar korkulması ve siyasi kriz çıkartılmasının nedenini yeşil sahanın dışında aramalıydık. İşaretin üzerine çullananları takip ettiğinizde gideceğiniz ilk durak Kürt kartıdır. Mesele budur. Merih bilmeden Türk devletinin duruşunu bölgeye bakışını ortaya koymuş ve bu nedenle ceza ile karşı karşıya gelmişti. Olay iki elin parmaklarıyla sınırlı değildi yani.